Tekrardan merhaba. Merhabalar. Biz bugün şeyi tartışalım. Yaratıcı drama nedir, ne değildir? Bu konudaki Tamam. fikirler hem kendimizi eleştirelim, hem de kendi fikirlerimizi ortaya koyalım. Yani sadece eleştirmek değil, aynı zamanda kendi fikirlerimizi de söylemek ki o zaman daha yararlı olur diye düşünüyorum. İlk önce yaratıcı dramanın tanımından başlayalım. Bu konuda herkesin kendine göre bir fikri var. Ya bazıları eğitimde drama olarak tanımlıyor ki bu yetersiz bir tanım, ki eğitimde drama bambaşka bir şey. Ya da tiyatroyla özdeşleştiriyor. Özellikle okulda çalışan arkadaşlar kesinlikle ne eğitimde dramadır, gerçi drama, ne Evet. de tiyatrodur. Gerçi drama bir şemsiye. Eğitimde drama, psikodrama, sosyodrama. İşte bazıları mesela forum tiyatrosunu, süreçsel tiyatroyu, gelişim tiyatrosunu, aile katılımı tiyatroyu, bütün bunları bu gerçi dramanın şemsiyesi altındaki etkinlikler olarak değerlendiriyor ki ben de bu konuda en önemli özelliğini kendi içinde bir etkinlik olması. Yani tiyatrodaki gibi seyirci için bunu gerçekleştirmemesi, katılımcıların kendini tanıma, kendini ifade etme, hatta bazı duygularını, bazı kişilik özelliklerini açığa çıkartma, ve aynı zamanda yeni kişilik özellikleri edinme, yeni duygular edinme, bazı duyguların farkına varma olarak değerlendirebilir. Yani temel farkı kendi içinde olması, süreçsel olması ve seyirci için gerçekleşen bir etkinlik olmaması. Tamamıyla etkinliğe katılan kişilere dönük bir eylem olması olarak tanımlayabilirim. Bu konuda şunu paylaşmak istiyorum. İstanbul sanırım Çağdaş Drama Derneği. Bu bir göz atayım dedim. Mesela yaratıcı dramanın genel amaçlarını şöyle sıralamış. Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama. Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme. Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme. İletişim becerileri geliştirme. Moral değerleri geliştirme. Kendi tanıma. Problem çözme becerilerini geliştirme, dil becerilerini geliştirme, sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak, hayal gücünü geliştirme, dinleme becerini geliştirme, olayları değerlendirme yeteneği kazandırma, insanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme, bireylerde grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme, empati ve becerisi gelişimi olarak özetlemiş. Ve ne olmadığını da söylemiş. Tabii başka şeyleri de anlatmış. Mesela kullandığı alanlar, okul öncesi yaşlardan başlayarak ta şeye kadar, yani ileriki yaşlara kadar da kullanabilen bir Evet, her alan yaşa söylüyor ki uygun. katılıyorum buna. İşte nerede Evet. kullanılıyor? Eğitim bilimlerinde, psikolojik danışmada, rehberlikte, sosyal hizmetlerde, sokak çocukları, işitme, görme, dinsel konuşma, otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürel arası çatışmalarda, ki bu sosyodrama oluyor. Ev kadınlarına yönelik çalışma ve sosyodrama Evet. oluyor. Bunun gibi ne olmadığını söylüyor. Bu konuda bir itirazım var. Mesela gerçi drama oyun oynamak değildir. Gerçi drama tiyatro değildir. Gerçi drama canlandırma, yani dramatizasyon değildir. Şimdi bu dramatizasyon konusuna kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum. Yani katılmadığım kısım şu. Çünkü bazen canlandırma yapabiliyorsun. Hani karşıdakini anlayabilmek için onun ruh haline girip canlandırman gerekiyor. Ya da geçmişinde bir durumu canlandırman gerekiyor ki bu dramatizasyonun ta kendisidir. Ama herhangi bir metne dayalı bir canlandırma değil. Onu söyleyeyim. Ve şuna tümden karşı çıkıyorum zaten. Gerçi drama oyun oynamak değildir. Ben buna tümden karşıyım. Tabii ki her oyun, mesela futbol oynamak da bir oyun ama futbol tabii ki bir yarışı drama, voleybol ya da buna benzer oyunlar tabii ki yarışı drama değil ama yarışı drama kesinlikle buradaki temel aracım oyundur. Yani ne yaparsam yapayım oyun olarak yapıyorum. Mesela ben size şunu desem, gönül alım işte geçmişte şunu şunu yaşadın, siz nasıl yaparsınız? Bu bir oyun yani. Ve aynı zamanda bir Oyun. canlandırma. Yani Canlandırma. evet, dediğim gibi her oyun yarışı drama değildir ama yarışı drama kesinlikle oyuna dayanıyor diye düşünüyorum.
Bu konuda katılıyorum çünkü oyun olarak yani çocuklara öğreteceğimiz veya yetişkinlerde çalışacağımız bir konuda yapacağımız bir oyun çalışmasıyla bence yaratıcıdır ama oyunla öğrenmedir. Oyunları biz aracı olarak kullanıyoruz. Yani dediğiniz mesela futbol diyelim, oyun olduğuna sizin gibi kesinlikle katılıyorum yaratıcı dramanın. Onun haricinde yaratıcı dramanın tiyatro gibi bir sahne, bir gösteri, bir ışık gibi bunlar üzerinde bir ağırlaşması veya nasıl söyleyeyim üzerinde durması yok. Örnek veriyorum herhangi bir şal kullanarak bunu arabada yapabilirim, ben atta yapabilirim. Yani benim içimdeki hayal gücüm ve yaratıcılığım ne yönündeyse ben onu o şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. Yani tiyatro gibi de değil, oyunculuk da olmadığını düşünüyorum ben sizin gibi aynı şekilde. Belli bir metin veya tekst üzerinden onu ezberleme değil, belli bir yaşantımız veya bir olay sonucunda biz onunla öğrendiğimiz yaşantımızdaki şeylerle aslında biz yaratıcı dramadaki canlandırmalarımızı yapıyoruz. Şu kitabı muhakkak biliyorsun, bu sınıf içinde ve sınıf dışında drama diye. Şimdi bu da dramayı şöyle tanımlıyor. Evet. Buna kesinlikle katıldığım bir düşünce. Diyor ki, giriş kısmında tabii bu. Drama kelimenin gerçek anlamıyla bir yenilenme biçimidir. Kişinin kendini yenilemesi. Bu her drama etkinliği için olmasa bile, özellikle sosyodrama için ya da psikodrama için tabii ki gerçekliği olan bir tanım. Ve kısmen de okulda drama da gerçekliği olan bir tanım. Mesela biz 2 hafta sonra şöyle bir etkinlik yapacağız. Şu anda uzay tanımı bir daha almak istiyorum. Tamamdır. Kelimenin gerçek anlamıyla bir yenilenme biçimidir. Kişinin kendini yenilemesi. Yani dediğim gibi bu katıldığım bir tanım. Sosyodrama ya da psikodrama için tamamıyla gerçek olan, yani karşılığı olan bir tanım. Okulda drama da içine kısmen karşılıyor. Mesela sanırım 2-3 hafta sonra bu uzaktan eğitime geçtiğimiz için çocuklara bazı drama ödevlerini verdim. Çocuklar şunu yapacak, paylaşmak mesela, paylaşmak hem bir sosyal olgu hem de bir kişilik özelliği. Şunu önerdim çocuklara, ilk önce paylaşmanın ne olduğunu bir araştırın, ondan sonra paylaşmaya ilişkin kendiniz bir şey canlandırın, yani kendinizden de yola çıkabilirsiniz, başka bir durumdan da yola çıkabilirsiniz. Şimdi bu durumda çocuk daha önce büyük ihtimalle yani nihayet ilkokul çocuğu paylaşmak üzere çok da düşünmemiş. Tabii ki paylaşmanın ne olduğunu biliyor ama hani daha derinlemesine bir araştırması olmamış ya da bir düşüncesi olmamış. Bu anlamda çocuk kendini yenilemiş olur. Yani bu tanımı tam olarak karşılıyor diye düşünüyorum. Daha sonra tezimde yazdığım konu su kirliliği. Tüketilmesiyle ilgili bir etkinlik yapmıştık. Şimdi çocuk biliyor, hani suyun kirliliği, suyun israfını biliyor. Ama bununla ilgili yeterince nasıl söyleyeyim doyurulmamış. Yani yeterince araştırma yapılmamış. Sadece hani suyu israf etmeyelim, suyu işte böyle kullanalım, şöyle kullanalım atıyorum. Duyduğu aileden veya çevreden duyduğu kelimelerle hareket ediyor. Fakat öyle bir yaratıcı drama etkinliği yaptık ki hani bu suyun kullanılmasının israfın hem bitkilere hem canlılara hem hayvanlara yani doğadaki bütün canlılara olan etkisini öğrendi. Bu sefer de çocuk aslında kendine yeni bir bilgi yükledi, yenilendi yani o konuda gelişti. Sadece suyun çünkü kirli olmasını balıklara ve insanlar işte susuz kalır olarak biliyor çünkü bunu. Suyun israfının bu şekilde kullanılması. Farklı bakış açılarından bakmalarını da sağlıyor aslında. Farklı hayvanların veya bitkilerin, canlıların, herhangi bir şeyin gözünden bakabilmeyi, onların hislerini yaşayabilmelerini sağlıyor. Evet. Harriet Finlay Johnson diye. Bu öğretmen, aslında bir köyde, küçük bir köyde öğretmen kendisi. Ve şeye bakıyor, yani çocuklar derse giriyor ama çok sıkıcı. Düşünsenize mesela kış ortasındasınız ve tarih dersini anlatıyorsunuz, coğrafyayı anlatıyorsunuz. Büyük ihtimalle çok da ışık almayan bir yer. Biraz da soğuk ve çocuklar yani oyun çağında da oldukları için oyun oynamak istiyorlar. Ve siz böyle oturuyorsunuz, tarihi anlatıyorsunuz. İstediğiniz kadar anlatın. Yani çocuklar bundan ne kadar zevk alabilir ya da bunu ne kadar kavrayabilir. Ve her
aklına şöyle bir fikir geliyor. Ben bunları niye canlandırmayayım, tarih olaylarını, ve çok da faydasını görür. Yani onu anlatmaktansa o tarih olayları çocukları da içine katarak canlandırıyor. Coğrafya derslerini dışarıda yapıyor. Çocukları mesela dışarı çıkartıyor, gezdiriyor. Bu tabii ki gerçi drama kendisi değil. Eğitimde drama yöntemini kullanmıştır. Evet. Büyük ihtimalle her yıldan önce de kullanan kişiler olmuştur. Ama ilk bilinen budur ki o da bir müfettiş sayesinde keşfedilmiş. Çünkü bir eğitim müfettişi gelip onun çalışmalarını görüyor ve kayıt altına alıyor. Çocuk dramasının başlı başına disiplini olduğunu, bunu resim, müzik disiplini gibi kendi başına bir disiplin olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor ki ben de bu konuda. Yani mesela gerçi drama diyoruz da çocukların yaptığı etkinliklerle büyüklerin yaptığı etkinlikler aynı mıdır? Çocukların yaptığı etkinlikler daha çok oyun ağırlıklı olması gerekmez mi? Ya da gerekir mi? Bilmiyorum. Şey gibi düşünüyorum. Oyunla beraber aslında yaparak, yaşayarak öğrenmeleri çocuk için daha etkili olduğunu düşünüyorum. Zaten yapılan hani araştırmalarda da hani okumanın bir okuma metni verildiği zaman dediğiniz gibi mesela tarihle ilgili ben okuyayım. Okuduğumda yüzde bunun onuna sadece algılayabilirim. Diyelim ki hocam geçti karşıma bana sadece bir tarih anlatıyor. Bunun %20'sini alabilirim. Gördüğüm bir şey veya bir slide izliyorum, bir video, bununla %30'unu öğrenebilirim. Ama hem görerek, hem duyarak, hem yaparak, yaşayarak, söyleyerek, yani ne kadar çok duyu organı aktif olursa o kadar çok öğrenmenin kalıcılığı artıyor. Yani bunların hepsini yaratıcı drama ile yapabildiğimiz için öğrenmenin seviyesi %90'a kadar çıkabiliyor. O yüzden çocuklarda oyunla, oyunun içine katarak çocuğu yaptığımız zaman daha etkili olduğunu düşünüyorum bu konuda.